Bir önceki videoda iki üçgenin karşılıklı üç kenarda birbirine eşse kenar 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 özelliğine göre üçgenlerin birbirine eş olduğunu öğrenmiştik. Biraz da aksiyom veya koyut kavramına bakmıştık. Ama bir konuya açıklık getireyim, bunun bazen teorem, bazense aksiyom olarak adlandırıldığını görebilirsiniz. Bu iki kavramla arasındaki farkın açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bir aksiyomun doğru olduğunu baştan varsayarsınız. Teoremi ise başka teorem veya aksiyomları kullanarak ispat edersiniz. Matematiğin her alanında, her alanında temel varsayımlarda bulunursunuz. Bu varsayımlara aksiyom veya koyut diyoruz. Aksiyomlar veya koyutlar. Ve bunları kullanarak teoremleri ispatlamaya çalışırsınız. Belki bu aksiyomu kullanarak bir teoremi ispatlarım, sonra bu teoremi ve şu aksiyomu kullanıp başka bir teorem ispatlarım. Sonra da bu iki teoremi kullanıp şurada başka bir teorem ispatlarım. Sanıyorum anladınız, umarım anladınız. Bu aksiyon bizi bu teoreme götürür ve sonra da şu ikisi bizi şuradaki teoreme götürür. Böylece bilgimizi arttırırız veya bu temel varsayımları etrafında bir matematik inşa ederiz. Şimdi başlangıç düzeyindeki bir geometri dersinde kenar 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 teoremini ispatlayamayız. O nedenle geometri derslerinde genelde kenar kenar kenarı aksiyom olarak kabul ederler. Bu konu işlememin sebebi, bu konu işlememin nedeni teorem ve aksiyom arasındaki farkı göstermek. Bir de kafanızın karışmasını istemiyorum. Çünkü birçok kitaba baktığımda kenar kenar kenarın teorem olarak kabul edildiğini gördüm. Her ne kadar ispatlamasalar da sadece varsayım olarak bahsetselerdi. Yani aslında daha çok aksiyoma benziyor. Şimdi bunun doğru olduğunu varsayıp bunu kullanarak çok faydalı bir ispat yapacağım. Bir çemberimiz var diyelim. Bu çemberin merkezi de A olsun. Bir de çap dışında bir kiriş çizelim. Kirişi şuraya çizeyim. Kiriş kesen doğrusunun bir doğru parçasıdır. Bir de merkezden kirişi ortadan ikiye bölen bir doğru parçası çekelim. Buna yarı yarıçapta diyebiliriz çünkü merkezden çember üzerinde bir noktaya gidiyorum. Şimdi soruyu kuruyorum. Ortadan ikiye bölüyor. Yani bu doğru parçasının uzunluğu şu doğru parçasının uzunluğuna eşit olacak. Şimdi gerekli her şeyi yazdım. Bu yarıçap şu kirişi ortadan ikiye böler. İspat etmek istediğimizde yarı yarıçapın bu doğru parçasına dik olduğudur. Veya buraya birkaç nokta daha ekleyelim. Buna B diyelim. Şu C, şu da D olsun. AB doğru parçasının CD doğru parçasına dik olduğunu ispatlamak istiyorum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bunu kenar 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 teoremi veya aksiyonunu kullanarak ispatlayacağım. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bunu kullanacaksam üçgenlere ihtiyacım var. Burada henüz üçgen yok ama üçgenler çizebiliriz. Bilgilerimizin dışında üçgenler çizebiliriz. Örneğin şöyle bir yarı çap çizebilirim. Bu doğru parçasının uzunluğu çemberin yarıçapı olacak. Aynı şeyi burada da yapabilirim. A'c'nin uzunluğu da çemberin yarıçapına eşit olacak. Bu iki doğru parçasının da aynı uzunlukta olduğunu biliyoruz. Bu uzunluk çemberin yarıçapı. Veya AD ile A'c eşittir deriz. Aynı uzunluktadırlar diyebiliriz. Soruda verilenlerden bu doğru parçasının uzunluğunun şu doğru parçasının uzunluğuyla aynı olduğunu biliyoruz. Buraya bir nokta daha ekleyelim ki onu da kullanalım. Bu noktaya E noktası dersem, CE'nin ED'ye eş olduğunu veya uzunluklarının aynı olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu iki üçgenin soldaki üçgenle sağdaki üçgenin EA kenarını paylaştığını biliyoruz. EA' da kendine eş olacak çünkü aynı kenar. İki üçgen aynı kenarı paylaşıyor üçgenler komşu. Yani bu durumda karşılıklı kenarların eş olduğu iki üçgenimiz var. Bu kenar şu kenara eş. Bu kenarla şu kenarın uzunluğu da eşit. Ayrıca AE'nin kendisiyle eş olduğunu da biliyoruz. AE iki üçgenin de kenarı. Böylece kenar kenar kenara göre ABC üçgeninin Düzeltiyorum, AEC, ABC değil, AEC üçgeni. Kenar kenar kenara göre AEC üçgeninin AED üçgenine eş olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun bize faydası ne? İki üçgenin eş olduğunu bulduktan sonra karşılıklı açıların aynı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de buradaki açının CEA açısının ölçüsünün DEA açısının ölçüsüne eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunun faydası ise bu iki açının aynı zamanda bütünler olmasıdır. Komşu iki açı ve dış kenarları bir doğru açı oluşturuyor. Yani CEA, DEA'ya eş ve DEA ile bütünler. Bütünler oldukları için CEA açısının ölçüsü artı DEA açısının ölçüsü eşittir 180 derece deriz. Ama bu iki ölçü birbirine eşit. Yani CEA'nın ölçüsünün yerine CEA'nın ölçüsünü yazabiliriz. Veya 2 çarpı CEA açısının ölçüsü eşittir 180 derece diye yazabilirim. İki tarafı 2'ye bölerim ve CEA açısının CEA'nın ölçüsünü 90 derece bulurum. Bu da DEA açısının ölçüsüyle aynı olur. Çünkü bu iki açı eştir. Yani buradaki açı 90 derecedir. Kutuyu çizebilirim. Ve bu açı da 90 derecedir. Ve AB'nin CD'yi kestiği yerde iki 90 derecelik açı oluştuğu için buralardaki açıların dikliğini de ispatlayabiliriz. Bu iki doğru parçası birbirine diktir.